Bazı arkadaşlardan hocam nötr kopması arızasında varistör ve kaçak akım rölesiyle alıcılarıma tesisimi koruyabilir miyim şeklinde bir soru geldi. O arkadaşlar için bu düzeneği hazırladım ve görsel olarak bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Öncelikle nötr kopması bir arıza mıdır? Evet, nötr kopması bir arızadır ama elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon düşündüğünüz zaman çok büyük bir alandan bahsediyoruz ve karşılaşabileceğimiz çok sayıda arızalar vardır. Örneğin bir otomasyoncu için o IP'lerin çakışması bir arızadır. Örneğin bir tesisçi için düzgün, uygun parafuduru seçemeyip yıldırım düşmesinden dolayı işte elektronik cihazların, kartların ya da alıcıların zarar görmesi bir arızadır. Her mühendisin, teknikerin, teknisyenin, ustanın çalışma alanı, bilgi alanı, tecrübe alanı farklıdır. O nedenle evet nötr kopması bir arızadır ama elektrikteki tek ve en önemli arızadır diyemeyiz. Bilmeyen arkadaşların da bilgisini kınamak benim haddime değildir. Yıldız noktasının kopmasıyla ilgili ya da nötr noktasının kopmasıyla ilgili daha önce 4 yıl kadar oldu YouTube'a bir video atmıştım. Orada nötr noktası koptuğunda neler olabileceğini anlatmaya çalışmıştım. Ama kısaca yine hatırlayacak ya tekrarlayacak olursak nötr hattı olan 3 fazlı şebekelerde eğer nötr hattınız şebekeye bağlı ise her alıcı faz nötr arasında kendi akımını çekecektir yüküne bağlı olarak. Ve eğer alıcılarınız sizin dengeli ise nötr hattınızdan geçecek olan akım ya sıfırdır ya da çok azdır. Alıcılarınız dengesizse bu dengesizliğin farkı kadar akımını sizin nötr hattından şebekeye geri dönüş yapacaktır. Nötr noktasını koparttığınızda fazlarda alıcıların yük durumlarına bağlı olarak gerilimlerde değişmeler göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Eğer bir fazda alıcı miktarı, akım çeken alıcı miktarı fazla ise o fazın gerilimi 230 volttan daha düşük değerlere inecektir. Eğer bir fazda alıcı miktarı, akım çeken alıcı miktarı azsa o fazın gerilimi de 230 voltların üstüne çıkacaktır. Gerilimin düşmesi de bir sıkıntıdır. Gerilimin yükselmesi de bir sıkıntıdır. Gerilim yükseldiği zaman evet elektronik cihazlar ve diğer elektrik cihazlarına sizin zarar görebilir. Aynı şekilde gerilimin düşmesinde de belki bazı cihazlarınız zarar görmez. Çalışmayabilir ama zarar görmez. Ama özellikle sisteminizde bir asenkron motor varsa bir fazla işte o gibi durumlarda da asenkron motorunuz momenti karşılamak için yüksek akım çekmeye çalışacaktır. Yani gerilimin yükselmesi de bir arızadır. Gerilimin o fazdaki gerilimin düşmesi bir arızadır. Şimdi buradaki düzenekte ne yaptım? Her bir faza ikişer tane seri lamba bağladım. Çünkü gerilim 220'nin üstüne çıktığı zaman o ampulü patlatırız, yakarız. O nedenle gerilim 230'ların üstüne çıktığında lambalar arızalanmasın diye, zarar görmesin diye her bir faza ikişer adet seri lamba bağladım. Burada ben yük miktarını değiştirmek istiyorum. Yük miktarını değiştirirken de burada piyasada dimmer olarak bildiğiniz triaklı kırpıcılar kullandım. Ben buradaki triaklı kırpıcılarla aslında lambaların çekmiş olduğu akımları ne yapabiliyorum? Değiştirebiliyorum. Gücü düşürebiliyorum o fazdaki ya da gücü yükseltebiliyorum. Bu sayede dengesiz bir paylaşım oluşturabileceğim. Şu anda kamerayı ölçü aletleri tarafına çevirdim. Yük kısmıyla çok fazla işimiz kalmadı. Ölçüm yapacağım. Evet. Burada 3 fazlı bir voltmetrem var Federal'in. Her bir fazla nötr arasındaki bana gerilim gösteriyor. Nötrü biraz sonra kopardığımda kopuk olan yani yük tarafında olan kısmı ölçecek. Şu anda yanıp sönen ışıklar şeklinde görüyorsunuz. Ölçü aletinin tarama frekansıyla benim şu anda çekim yaptığım kameranın tarama frekansı aynı olmadığı için yanıp sönen ışıklar şeklinde görüyorsunuz. Gerilimini yükselteceğim fazı yine burada ölçü aletine bağladım. Buradan daha net görebilirsiniz. Buradaki analog ölçü aletim ise benim nötr ile toprak arasındaki gerilimi gösterecek. Şu anda şebekemde nötr var. Nötr varken yüklerle istediğiniz kadar oynayın. Faz nötr gerilimleri arasında bir değişiklik olmayacaktır. 230 voltlar civarında benim her bir fazla nötr arasındaki gerilimi. Çünkü oluşturduğunuz dengesiz akım nötrden devresini tekrar tamamlayacaktır. Burada ölçü aletine bakın. Şu anda dikkat edin. 231 volt ve nötr noktasını ben çıkardım. 236 volta nötr noktasını ayırdığımda 236 volta çıktı. Yani 5 voltluk şu anda faz geriliminde yükselme oldu. Toprak nötr arasında da şu anda 10 voltluk bir gerilim var. Her ne kadar buradaki benim yüklerim özdeş gibi gözükse de lambalarım
Hiçbiri birbirine aynı değil. Şu anda mevcut zaten bir dengesizlik var. Biraz sonra yük miktarıyla ben fazın birinin gerilimini yükselteceğim. Yükseltirken buradaki ölçü aletim bana nötr toprak arasındaki gerilimi, burada ise yükselen faz nötr arasındaki gerilimi gösterecek. Yükselteyim. Şu anda faz nötr gerilimim benim 252 volta kadar çıktı. Toprak nötr gerilimim ise şu anda benim 28,5 voltta. Buraya bir varistör bağlasaydık, yani muhtemeldir ki 20D470K'lık AC'de 30 voltluk bir varistör. Bu varistörün maksimum gerilimi 93 volt olacak. Bir varistör bağlasaydık şu anda varistörüm açma yapmayacaktı. Benim faz nötr arasındaki gerilimim 253 volt. Varistörü açma yaptıralım. Pardon, düzeltiyorum. Şu anda 29 volttayım. 253 volt. Varistörü açtırdım. 30 voltun üstüne çıktık. Gerilim ise 255 volt oldu. Yani varistörün sistemi açmasıyla açmaması arasındaki fark benim faz nötr gerilimde sadece 2 volt, 3 volt kadar bir değişiklik oluşturdu. İster burada kaçak akım ölçüsü ve varistörü kullanmadım. Önemli olan nötr toprak arasındaki gerilim farkı. İster 3 fazlı varistör kullanın, çıkışındaki nötrle toprağı varistör üstünden birleştirin. İsterseniz her bir faza bir kaçak akım rölesi bağlayın ve her kaçak akım rölesinin çıkışındaki nötrle toprağı kendilerine ait birer varistörle bağlayın. Fark etmez. 30 voltluk varistör kullandığınızda işte 30 voltu açtık varistörü. Açtırma yaptı kaçak akım rölesine ama benim faz gerilimimde açmasıyla açmaması arasında çok büyük bir fark oluşmadı. Yani ne demek istiyorum? Şu anda varistör açmıyor ama yine benim faz nötr gerilimim yüksek. Varistörle koruma bir koruma değildir. Bu bir buluş da değildir. Yabancı sitelerde işte bunun triakla ve diakla yapılan versiyonları var. Varistörle de var ama bu bir buluş değil ve bir koruma değil bu. Yani şu anda varistörüm devrede değil ama gerilimim yine yüksek. Ha, yük o an dengesizliği denk geldi. Dengesizlik denk geldi, şu anda varistör açtı. Bu bir denk gelme işi. Aslında bu bir Rus ruleti oynamaya benzer bir durum. Ve sizin çok değerli bir tesisinizi varistör ve kaçak akım rölesine güvenip koruma sağlayamazsınız. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümü gerilim kontrol rölesi kullanmaktır. Orada gireceğiniz alt ve üst limitlere bağlı olarak sizin gerilim kontrol röleniz sisteminize açma yaptırabilecektir. Ha, burada bir kontaktör kullanabilirsiniz. Kontaktör haricinde yine bir kaçak akım röleniz ya da sigortanız varsa, ana sigorta kaçak akım rölesi ya da MCCB bir kompakt şalteriniz varsa röle üzerinden ona uzaktan açtırma bobinini siz açma verebilirsiniz. İşi varistöre bıraktığınız zaman denk gelmesini beklersiniz. Bazı sitelerdeki, forum sitelerinde yorumlara baktım. Yaptım oldu diyen var, yaptım olmadı diyen var. O nedenle bu bir koruma yöntemi değildir. Bu sadece hobi amaçlı, hani böyle de bir şey var, görün şeklinde bir durumdur. Varistörü ne olduğuna bakacak olursak, varistör gerilimle direnç değeri değişen bir eleman. Varistör gerilimine kadar çok yüksek bir direnç gösteriyor. Ve işte varistör gerilimine kadar, yanlış hatırlamıyorsam, 0-2 wattlık falan da bir güç kaybı var. Varistör gerilimine geldikten sonra direnç değeri hızlı bir şekilde düşüyor. İşte buradaki benim 30 voltluk varistörüm 30 voltun üzerine çıktığında işte direnç değeri düşüyor. Direnç değeri düştüğü için benim nötrümden toprak arasına bir akım geçiriyor ve bunu sayede de kaçak akım rölesine açma verdiriyor. Ama sistemde bazı hatalar da yapabiliriz. Bazı bağlantı hataları da yapabiliriz. Bazı sistemdeki hatalardan dolayı da aslında varistörüm bana zarar da verebilir. Ne demek istiyorum? Bu benim varistörüm. 20D470K'lık varistörüm. Çalışma gerilimi 30 volt ama maksimum gerilim 93 volt. Kaçak akım rölem açma yapmadı. Evet, bir kaçak oluştu ama kaçak akım rölem arızalı. Kaçak akım rölem açma yapmadığı zaman oradaki benim gerilim seviyem 93 voltların üstüne çıktığında
varis örüm delinecektir. Bu delinme sırasında yangın oluşturabilir. Bu delinme sırasında, bu patlama sırasında etrafına zarar da verebilir. Aslında varis ör bir AG parafudurdur ve AG parafudurları eğer inceleyecek olursanız AG parafudurlar kendi devrelerine seri sigortalarla birlikte bağlanırlar. Çünkü kısa devreye geçtikleri zaman ya da dirençleri düştüğü zaman kısa devrelerde oluşturabilirler bunlar. O nedenle işin ya da işte kaçak akım rölesinin yanlışlıkla çıkışına değil de girişine bağladınız. Kaçak akım röleniz açma yapsa da bu varis örüm devamlı gerilime maruz kalacaktır. Bunun gibi ulaşabilecek arızalardan dolayı, bağlantı arızalarından dolayı varis örüm patlama yapacaktır, yangın riskine neden olacaktır işte ya da etrafına zarar verebilecektir. Başımıza şöyle durumlar da gelebilir. Her ne kadar şebekede nötrle toprak arasını ölçtüğünüzde normal nötr olan bir şebekede yani kopmamış nötr olan bir şebekede nötr toprak arasındaki gerilim 5 voltlar civarındadır. Zayıf bir olasılık ama işte 3. harmoniyi etkin olan bazı şebekelerde 3. harmoniyi etkin olan ne bileyim işte bilgisayarların, fotokop makinelerinin, IT cihazlarının, işte klima sistemleri varsa inverterli klima buzdolabı sistemlerinin olduğu sistemlerde 3. harmonik baskındır. 3. harmonik nötr üzerinden her bir fazında 3. harmonik nötr üzerinden devresi tamamlayacağından işte nötrde gerilim düşümü oluşturabilir. Belki nötr gerilimi işte yükselebilir. Nötr gerilimi yükseldiğinde zayıf bir olasılık olsa da yani 30 voltu görmesi zayıf bir olasılık olsa da varis örünüz burada herhangi bir arıza yokken açma yaptıracaktır kaçak akım rölenize. Başka bir durumda hep nötrün toprağa karşı geriliminin yükseldiğinden bahsediyoruz ama bazen de toprağın nötre karşı gerilimi yükselir. Ne demek istiyorum? Eğer sizin topraklama temas direnciniz yüksekse yani topraklamanız kötüyse ve sizin toprak attığınız üzerine kaçaklar varsa, kaçak akım miktarları fazlaysa bu sefer topraklama hattının gerilim düşümü artacağı için topraklamanın nötre karşı gerilime yine zayıf bir olasılık olsa da 30 voltları geçebilir. Burada aklınıza şu gelebilir ya topraklama kaçaklarında zaten kaçak akım rölem açma yapacak. Burada bahsettiğim sizin kaçak akım rölenizin öncesindeki topraklama hattında oluşan gerilim düşümleri. Eğer sizin kaçak akım rölenizin öncesinde şebeke tarafında başka bir kaçak koruyucu yoksa ve toprak hattına akan çok fazla kaçaklardan bahsediyorsak burada topraklama hattınızın iyi olmaması durumunda toprakla nötr arasında yine bir gerilim farkı oluşacaktır. Bu da sizin hiçbir arıza yokken varis örünüzün açmasına neden olacak. Yani özetlersek varis örle koruma bir koruma değildir. Aslında bu rusleti oynamaya benzer. Denk gelirse korur, denk gelmezse korumaz. Demin de dediğim gibi bunun çözümü gerilim koruma rölesi kullanmaktır.